Bu parçada geçen mayınlı bir arazinin içine adım atmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Evet, mayınlı bir arazinin içine adım atmak mecazlı bir söyleyiştir, mecazlı bir ifadedir. Zaten yazar da benzetme yaptığını parçanın içerisinde açıklamıştır. Yani can kaybının olabileceği bir ortama girmek kastedilmemiştir. Mayınlı bir arazi bir benzetmedir. Sıkıntıların giderilmeyeceği duruma gelmek değil, sorunlardan güç kazanarak çıkmak değil, tehlike içeren ortamlardan uzak duramamak değil, zorluklar içeren bir ortama girmek. Evet, şiir ve eleştiriyi yan yana getirirsek mayınlı bir arazinin içine adım atmış oluruz. Yani zorluklar içeren bir ortama girmiş oluruz denilmek istenmiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle ayraç içindeki sözün anlamını içermemektedir diye soruluyor. Burada yazma tekniğine hakimiyet denmiş. Saati kendisi kuruyor yazar, tedbirini ona göre alıyor, kalemini ona göre oynatıyor. Yani tekniğine hakim diyebiliriz. Örnek alınmak yine gençlerin önünü açmak ifadesiyle açıklanmış. Doğru. Gençler onu izliyorlar, onun peşinden gidiyorlar. Etkileşim denmiş C seçeneğinde. Kendisine yakın diğer sanat kollarıyla sarmalanmak etkileşimle açıklanabilir. Beğenilme, o yazarın adıyla anılan ve çıkacak her yeni kitabı sabırsızlıkla bekleyen okuyucularla açıklanmıştır. Ancak E seçeneğinde yenilikçi olma anlamı var. Burada yenilikçilikten söz edilmiyor. Saplantıdan, inançtan ve arzudan söz ediliyor. Uzman olmadığı inancından. Dolayısıyla yenilikçilikle ilgili bir ifade söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözlerin yerine aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilirse anlam değişmez diye soruluyor. Klişe sözler söylemek, kalıplaşmış ifadeler kullanmaktır. Beğeni düzeyini artırmak, bilinen anlamlara yönelmek, etkileyici anlatımdan yararlanmak ve göz alıcı yani gösterişli ifadeler kullanmak değildir. Yine şiirin kaymağından süzmek, onun etkileyiciliğinden yani kıymetli yönlerinden yararlanmak olarak açıklanabilir. Dolayısıyla bu sözleri getirdiğimiz zaman anlam değişmez. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi parçada altı çizili sözlerin anlamlarından değildir diye soruluyor. Sadeliğe erişmek süs ve yapmacıktan kaçınmak olarak açıklanabilir. Çünkü sadelik süsten uzak olmak demektir. Uzun emeklerden sonra derken ter döküldüğünü söyleyebiliriz. Yine 100 kez bozup boyamak birçok denemede bulunmakla açıklanabilir. Yine görmüş olduğumuz didişmeler ifadesi ise uğraş vermekle açıklanabilir. Ancak burada içselleştirmekle ilgili bir ifade yer almıyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdaki özdeyişlerden yani özlü sözlerden hangisi bu parçanın iletisiyle aynı doğrultudadır diye soruluyor. Parçaya dönelim bu durumda. Kısa tarih içindeki insan ilişkilerini 3 İstanbul romanı canlı kareler gibi gözümüzün önünden geçiriyor. Aynı şekilde sahnenin dışındakiler kadar sahici biçimde anlatan hiçbir tarih kitabı yok. Orhan Pamuk'un kitabı yazılmayanları da düşündürüyor tarih kitaplarında. Yani edebiyat binlerce yıllık serüvenin özünü gösteren bir dünya kuruyor diyebiliriz. B seçeneğinde yaşanmamışlıkları tercih eden dediği için doğru cevap olamaz. C'de var olan oluşumun gerekçelerini irdelemekten söz edildiği için doğru cevap olamaz. Yine kurgu ve hayal iklimi dendiği için D seçeneği doğru cevap olamaz. Sosyalleşmeden söz edildiği için E seçeneği doğru cevap olamaz. A seçeneğindeki ifadeyle parçanın iletisi, mesajı aynı doğrultudadır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçada anlatılanlara örnek oluşturmaz diye soruluyor. B seçeneğine bakalım. Şiirlerinde olumsuzluğa yol açacak bir varlık, bir duygu, bir kelime olmaması benim steril bir yaşamımın yansıması değil. Bilakis iyiye, güzele olan tutkumun yansımasıdır deniyor. Burada iyi ve güzele tutkulu olduğunu, olumsuz bir kelime ettiğini hatırlamıyorum ifadesinden çıkarabiliriz. Yine
kimin ne dediği umurumda olmaz. Çünkü ben kimse hakkında bir şey demiyorum derken bunu görebiliyoruz. Dedikodudan, patırtıdan uzaktır kişi. Kıskançlık, laf geçirme yoktur. Her zaman yalın ve kucaklayıcıdır. Edebiyat dünyasındaki tartışmalardan kendini uzak tutmaktan söz ediliyor. Polemiklere girmez ifadesinden de bunu anlayabiliriz. Bilgiçlik taslamaması, bilgi yarıştırmamak ifadesiyle açıklanabilir. A seçeneğine bakalım. Bir edebi eser okurunu farkına vardırmadan bilgi denizine sürüklemeli deniyor. Bu anlamı göremiyoruz parçada. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı bir amaç içermektedir? Gözlem güçlerini hiç yitirmeden sürekli yazmalarını, yazdıklarını silip bir daha yazmaları gibi güç ama ustalık doğuracak bir emek isterim. Burada bir öneri vardır. Oldukça gelişmiş ve kendi kabına sığmayan bir büyük güç olarak görüyorum. Burada amaç anlamı yoktur. Öyle kalıp çalışmalarım yok. Yoğunlaşmış bir tama yıllarca beynimde şekillenmişse onu hemen yazıya aktarırım. Burada da bir amaç anlamı yok. Koşul anlamı vardır. Hayır, sadece roman türünde yazıyorum. Burada da yine bir amaç belirtilmemiştir. Evet, okuyucuya iletiyi kavratmak amacıyla beş duyuyu, hele yazarların uzak durduğu kokuyu özellikle kullanırım. Evet, burada amaç belirtilmiştir. Amaç anlamını içeren bir yanıttır. Cevabımız D seçeneğidir. Bir yazar ve yapıtından söz edilen bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye soruluyor. Birinciye bakalım. Yazarın adının bir kitabıyla bütünleştiği anlatılıyor mu? Evet. Öncelikle Keşanlı Ali Destanlı anımsatır çoğumuza ifadesinden bunu anlayabiliyoruz. İkinci cümlede bu eserin niye beğenildiğinden söz ediliyor mu? Evet. Yazarın halkla bütünleşmesinin timsali olmuş unutulmaz sahne klasiği ifadesi var. Dördüncü cümlede yazarın başka türlerde de usta olduğu vurgulanmış mı? Hikaye türünün de ustası deniyor. Beşinci cümlede yazarın oyun türünde eser vermesindeki gerekçelere yani nedenlere yer verilmiş mi? Evet. Önemli bir misyon yüklediği tiyatroya daha fazla ağırlık vermesi ifadesi var. C seçeneğine dönelim. Üçüncü cümleyle ilgili yargıya. Önceki cümlelerde ortaya konan yargıları geçerli kılmak için ayrıntıların üzerine durulmuştur deniyor. Bakalım. Hayır, tiyatro tarihçileri ülkemizde ilk epik tiyatro denemesinin Keşanlı Ali Destanı olduğunu belirtmektedirler derken burada ayrıntılar söz konusu değil. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Cümlede boş bırakılan yerleri düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Burada ilk cümlemizde ilk boşluktan önce yazar olarak kalıcı eser vermekten söz edilmiş. Kalıcı eser vermek pek tabii olarak geleceğe kalmakla açıklanabilir. Dolayısıyla ikinci boşluğa da yazar olmak isteyen gençler ifadesini getirmiş oluruz. Üçüncü boşluğa ise fazlalıklardan arındırmak yani eksilterek yazmak ifadesini getirmiş oluruz. Dolayısıyla boş bırakılan yerlere getirilecek ifadeler B seçeneğinde karşımıza gelmiş olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır diye soruluyor. Yalnız kalmak derken fiili niteleyen bu sözcük zarftır. Sadece anlamına gelen yalnız sözcüğü edattır. Dolayısıyla bu seçenek doğru cevap olamaz. B seçeneğinde gece göstermek dendiği için bir zaman zarfıdır. Gece ovanın üstüne salmış bütün kasvetini derken gece sözcüğü burada isimdir. Bu da doğru cevap olamaz. Yine sert konuşmak derken zarf görmüş oluyoruz. Sert bakış ise bir sıfat oluşturmuş olur. E seçeneğinde karşı çıkmak derken burada zarfı görüyoruz. Karşı dağlar derken sıfatı görmüş oluyoruz. Ancak D seçeneğinde ne getireyim derken ve ne istiyor derken dikkatlice bakalım zamir kullanıldığını görüyoruz. Bu sözcükler soru zamiridir. Türleri de aynıdır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu iki parçada ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik potansiyel klinik uygulamalarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.
son yıllarda eksozomların sahip olduğu fizyolojik özelliklerin sağlıkta ve hastalıktaki önemli rollerinin olduğu anlaşılmıştır. Son zamanlarda eksozomların sahip olduğu fizyolojik özelliklerin sağlıkta ve hastalıktaki önemli rolleri hastalıkların tanı ve tedavisini hızlı bir biçimde kolaylaştırmıştır. Burada potansiyel klinik uygulamalarına olan ilgiden bahsedilmemiştir. Hastalıkların tanı ve iyileştirmesine yönelik klinik uygulamaları, son zamanlarda eksozomların sahip olduğu önemli fizyolojik özelliklerin sağlıktaki mühim rollerini belirlemiştir. Evet, bu rolleri belirleyen klinik uygulamaları değildir. Klinik uygulamalarına artan bir ilgi vardır. Bu söylenmiştir. Hastalıkların önemli rollerinin anlaşılmasıyla son zamanlarda eksozomların sahip olduğu fizyolojik özelliklerin hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik klinik uygulamaları hızlandırdığı görülmüştür. Hızlandırdığı değil, klinik uygulamalara ilginin arttığı görülmüştür. Hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik potansiyel klinik uygulamalarına olan ilgi hızla arttığı için son zamanlarda eksozomların sahip olduğu önemli fizyolojik özellikler sağlıkta ve hastalıkta önemli roller üstlenmiştir. Öncelikle önemli roller üstlenmesi, daha sonra da ilgi arttığı için bunların gerçekleşmesi, bu iki cümlede dile getirilen durumlar değildir. Eksozomların son zamanlarda sahip olduğu fizyolojik özelliklerin sağlıkta ve hastalıktaki önemli rollerinin anlaşılmasıyla hastalıkların teşhisi ve iyileştirilmesine yönelik potansiyel klinik uygulamalarına olan alaka, yani ilgi hızla artıyor. Evet, doğru birleştirilmiş hali bu cümledir. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde öge dizilişi özne nesne yüklem biçimindedir deniyor? 5. cümleye bakalım. Göstermektedir cümlemizin yüklemi. Neyi göstermektedir? Köklü değişikliklerin değil bir modernleşmenin tercih edildiğini derken burada da nesneyi görmüş oluyoruz. Geri kalan bölüm ise cümlemizin öznesidir. 1. cümlede zarf tümleci baştadır, doğru cevap olamaz. 2. cümle özne ve yüklemden oluşan bir isim cümlesidir, doğru cevap olamaz. 3. cümlede yüklemimiz yol açmıştır sözcüğü, ancak nesne alamaz, yani cümlede nesne yoktur, doğru cevap olamaz. 4. cümlede Müslüman şehirli kadının toplumsal konumunun tartışılmaya açılmış olması ifadesi yüklemdir, geri kalan ifade öznedir, bu da doğru cevap olamaz. Sorumuzun doğru cevabı, yani özne, nesne ve yüklemden oluşan cümlemiz 5. cümledir. Doğru cevap E seçeneğidir. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca farklıdır deniyor. Günden gündüz olmuş, gündüzleri sözcüğü yapım eki almış olduğu için bir zarfa dönüştüğü için türemiştir. Babadan babalık derken yapım eki görüyoruz, isimden isim yapılmış, yani türemiş bir sözcüktür. Yine sevmekten sevgi derken yapıca burada türemiş bir sözcük görüyoruz. Çelişmek, çelmek, çelişmek, çelişki sözcüğü de iki tane yapım eki almış olduğu için yapıca türemiştir. Ancak olamaz sözcüğü olumlu olarak söylenseydi olabilir şeklinde söylenirdi. Olmak ve bilmek sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Yani bu anlamda yapıca diğerlerinden farklıdır, birleşik sözcüktür. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisinin görevi diğerlerinden ayrıdır? Kalın kadifeden, sırma ipliklerden. Burada virgülümüz eş görevli söz gruplarını ayırmak için kullanılmıştır. Sessiz ve derinden, kimse bilmeden. Burada da yine eş görevli söz gruplarını ayırmak için kullanılmıştır. Noktalardan güller, virgüllerden bülbüller. Burada da yine eş görevli söz grupları ayrılmıştır. Ünlemlerden yaylalar, noktalı virgüllerden dağlar. Burada da eş görevli söz gruplarını ayırmak için kullanılmıştır. Sana alfabeden kaftan diktim, azametle giyesin ve üşümeyesin diye. Burada sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır. Cevabımız 1 A seçeneğidir. Parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diye soruluyor. Ünsüz yumuşamasını görebiliyoruz. Yürek sözcüğünde, kulak sözcüğünde K sesleri yumuşamış. Ünlü düşmesi devir sözcüğünde var. Sözcüğün kökü devirdir, devirin olmuştur. Burada da görebiliyoruz. Ünsüz benzeşmesi
koymaktayım sözcüğünde var. Mektemakta ekinde K'den sonra gelen bulunma eki gördüğümüz gibi sertleşmiştir. Ünlü değişmesi ise bana sözcüğünde vardır. Yönelme hal eki geldiğinde bu sözcük bene değil bana şekline dönüşür. Ancak bu parçada ünlü daralması söz konusu değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur diye soruluyor. İsim tamlaması kadın adı sözcüğüdür. Sıfat tamlaması bir gezgin sözcüğüdür. Türeme sırasında ünlü düşmesine uğramış kelime ayrıntı sözcüğüdür. Dikkatlice bakalım. Ayırmaktan ayrı olmuştur. Dolayısıyla ı düşmüştür. Bunu da görebiliyoruz. Ünlüyle biten bir sözcüğün belirtme haleki durumunda kaynaştırma ünsüzüyle kullanılmasını dünyayı sözcüğünde görüyoruz. Dünya ünlü harfle A harfiyle bitmiş, A sesiyle. Sonra kaynaştırma gelmiş, I da belirtme ekidir. Dolayısıyla bunu da görebiliyoruz. Yine yor ekini alınca ünlü daralmasına uğramış eyleme yer verilmiştir. Kurgullamak eylemi yor ekini aldığında A, U'ya dönüşmüştür. Ancak İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil türünde sözcüklere yani üç tür fiilimsiye örnek yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili olarak bir yazım yanlışı yapılmıştır? Her yıl olduğu gibi bu senede meclisi 1 Ekim'e kadar tatil ettiler. Burada meclis özel isimdir. Olması gerektiği gibi yazılmıştır. 1 Ekim belirli bir tarihtir. Bu sebeple özel isimdir. Doğru yazılmıştır. Bir yanlışlık yapılmamıştır. Tatilimizin en güzel molalarından birini nihayet İshak Paşa Sarayı'nda vermiştik. İshak Paşa Sarayı özel isimdir. Doğru yazılmıştır. Bu yıl yanımızda kimse olmadığından Kurban Bayramı'nı biraz buruk geçirdik. Kurban Bayramı dini bayramdır. Özel isimdir. Doğru yazılmıştır. Araştırmacılar insanlığın tarihi serüveninde taş devrinin önemi üzerinde titizlikle dururlar. Tarihi dönemler özel isimdir. Dolayısıyla taş devri de özel isimdir ve doğru yazılmıştır. Başkentte yapılan bağışlar Çocuk Esirgeme Kurumu'nun yararına kullanıldı. Evet, Çocuk Esirgeme Kurumu bir kurumdur, özel isimdir. Ancak kurum adı olduğu için getirilen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada kesme işaretinin kullanımı yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi doğrudur diye soruluyor. A seçeneğine bakalım. Birinci cümle, birinci yan cümlesi isim fiilden oluşan cümle midir? Hayır, birinci yan cümle okurken sözcüğüdür ve bu bir zarf fiildir. Bu doğru cevap olamaz. Üçüncü cümle, içinde belirtili nesne olan bir isim cümlesi midir? Hayır, yüklem kalmıyoruz sözcüğüdür. Bu bir fiildir. Dolayısıyla bu cümlede bir fiil cümlesidir. Dördüncü cümle, nesne ve yüklemden oluşan devrik cümle midir? Yüklem sondadır. Bu cümle kurallıdır. Dolayısıyla bu da doğru cevap olamaz. Beşinci cümle, içinde sıfat tamlaması olan basit bir cümle midir? Basit cümle değildir. Gidin okuyun derken burada bir de diyor'u görüyoruz. Birden fazla cümle görüyoruz. Yani basit cümle olduğu söylenemez. B seçeneğine dönelim. Özne ve yüklemden oluşan bir cümle midir? Evet, burası cümlemizin öznesi olur. Kişisel hafızamızın depolandığı yer ifadesi de cümlemizin yüklemi olur. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. Bize de doğru olan seçenek soruluyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi parçada geçen iğne ile kuyu kazmak sözünde yazarlıkla ilgili vurgulanan bir özellik değildir diye soruluyor. Sürekliliği görüyoruz. Yıllarını vermesi ifadesi var. Sabırı yine burada görebiliyoruz. Aynı şekilde dağları delmek ise yine zorlukla açıklanır. Ve yıllarını bu sanata ve zanaata vermesi yine çalışkanlıkla açıklanabilir. Ancak iğne ile kuyu kazmak deyimi yetenekle ilgili olamaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlış değildir diye soruluyor. Yer alır ayrı yazılır, bu yanlıştır. Coğrafi sözcüğünde düzeltme işaretini kullanmayız. Yine yanı sıra ayrı yazılır ve kıtalar arası ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış bu sözler. Avrupa ile ifadesi özel isim olduğu için ilk harfi büyük ve gelenek kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Buradaki yazım doğrudur.
Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından farklıdır diye soruluyor. Günlük zorluklar derken günlük sözcüğü sıfat olduğu için burada sıfat tamlaması görüyoruz. Yine tarih içine derken belirtisiz isim tamlaması görüyoruz. Sadece tamlanan ek almış çünkü. Devlet adamı derken aynı şekilde bir belirtisiz isim tamlaması görüyoruz. Tarih anlayışı derken ve olaylar mantığı derken aitlik bildiren bu ifadelerinde sadece tamlananları ek aldığı için belirtisiz isim tamlaması olduğunu söyleriz. Bu durumda bir numaralı tamlama sıfat tamlaması olduğu için diğerlerinden farklıdır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir noktalama yanlışı yoktur diye soruluyor. Birinci cümle sona ermiş olduğu için 3 nokta yerine noktayla tamamlanmalı. Üçüncü cümlede seçilirdi'den sonra noktalı virgül değil virgül gelmesi gerekiyordu. Dördüncü de dikkatlice bakalım fiilimsiden sonra zarf fiilden sonra virgül gelmemesi gerekiyordu. Beşinci de ise yapım eklerinin kesme işaretiyle ayrılmaması gerekiyordu. Bu cümlelerde noktalama yanlışı vardır. İkinci cümlede herhangi bir noktalama yanlışı yoktur. Tırnak doğru kullanılmış, virgül doğru kullanılmıştır, nokta doğru kullanılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez diye soruluyor. Devrik cümleler vardır, milli bir gelenektir mahya derken bunu görebiliyoruz. Konuşma havası içinde de olduğunu söyleyebiliriz. Burada birinci kişili anlatım gördük, devrik cümleler gördük. Devrik cümlelerden hareketle konuşma havası içinde olduğunu söyleyebiliriz. Devrik cümleler olduğu için anlatımda tek düzelikten yani monotonluktan kaçınılmaya çalışıldığını da söyleyebiliriz. Parçada benzetme de vardır. Benzetme bir imparator tacı gibi ifadesinde karşımıza gelir. Ancak sessel yinelemeler kurulduğu söylenemez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçanın başına getirilebilecek cümle soruluyor. Parçada boşluktan sonraki cümle, yani ikinci cümle olacak cümle, çocuklar için kitaplar yayınlayan yayın evlerinin kurulmasıyla ve yayın programlarına çocuk kitaplarının alınmasıyla ilgili, yani sayısal olarak bir artış var. Devamında çocuk kitaplarının getirisinden söz edilen bir cümlede var. Burada A seçeneğinde ruhsal yaşam deniyor, doğru cevap olamaz. Teknolojiden söz ediliyor, doğru cevap olamaz C seçeneği. Yayıncılık sektörünün büyük sorunları deniyor D seçeneğinde ve eğitim kitaplarından söz ediliyor E seçeneğinde. Bunlar doğru cevap olamaz. Yalnızca çocuk kitapları yayınlayan yayın evlerinin sayısı günden güne artıyor ifadesi parçanın başına getirilebilir. Çünkü parçanın ikinci cümlesinde de yayın evlerinin sayısıyla ilgili artıştan söz edildiğini görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Parçadaki düşünceye en yakın görüş soruluyor. Burada yazarın dili nasıl kullandığıyla ilgili bir ifade var. Yazar dili sözcüklerin oluşturduğunun bilincinde, kelimelere yeni anlamlar yüklemek için arayış içinde, tek düz anlatımın köreltici etkilerinden kurtulmak istiyor. Yani halk dilindeki sözcüklerden söz etmiyor, dış dünyadan soyutlanmaktan söz etmiyor, edebi türlerin seçiminden söz etmiyor, tema ve konuya yaklaşımdan söz etmiyor. Parçayı yazan yazar, parçada konuşan yazar, eğer ben başarılıysam, özgünsem bunda kelime dünyamdaki genişlik, yenilik ve üslubumdaki farklılık etkendir demeye çalışıyor. Bunu da parçadan görebiliyoruz. Sözcüklerden, sözcüklere yeni anlamlar yüklemekten söz ediliyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yaklaşma hal eki almamıştır? Bir numarada verilen yüzüme sözcüğü yaklaşma hal eki almıştır. İki numarada verilen güne sözcüğü yaklaşma hal eki almıştır. Üç numarada verilen değişime sözcüğü de hal eki almıştır. Dört numaradaki üzerine sözcüğündeki e de yine yaklaşma hal ekidir. Beş numarada verilen e harfi yaklaşma hal eki değildir. Çünkü yaklaşma hal eki isimlere gelir. Geçmek sözcüğü fiildir. Dolayısıyla buradaki e yapım ekidir. Fiilden isim yapan yapım ekidir. Zarf fiil ekidir. Cevabımız 5 numara E seçeneğidir.
Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar diye soruluyor. Birinci cümle Sait Faik'in hikayecilik sanatının estetik değeriyle ilgili. İkinci cümle yine onun hikaye anlatışıyla ilgili. Üçüncü cümle yine onun anlatımıyla ilgili. Ancak dördüncü cümle dikkatlice baktığımız zaman Sait Faik'in insan sevgisiyle ilgili. Beşte insan sevgisiyle ilgili. Altı ve yedide. Dolayısıyla dört numaralı cümleden başlayarak bu parçayı ikinci bir paragrafa bölebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre tek başımıza hiçbirimiz iyi bir yargıç değiliz cümlesi getirilmelidir diye soruluyor. İkinci cümleden sonra yani iki numaralı yerden sonra gelen cümlede ancak hep birden ele alınca doğru yargıya varılabilir deniyor. Bizi soru kökündeki cümlede de tek başına yargılamaktan söz edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bize soru kökünde verilen cümle iki numaralı yere getirilmeli. İlk üç cümleyi şöyle okuyalım. Hiç kimse roman resim üzerine ya da herhangi bir yapıt üzerine doğru yargı veremez. Tek başımıza hiçbirimiz iyi bir yargıç değiliz. İnsanlar ancak hep birden ele alınca doğru yargıda bulunabilirler diyebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde üç cümlede de bir anlam bütünlüğü görmüş olduk. Dolayısıyla soru kökündeki cümlemiz iki numaralı yere getirilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Dikkatlice bakalım. Edebiyatçının gerçek yazmasıyla, gerçekleri yazmamasıyla ilgili bir parça var. Boşluktan sonraki cümleler hayal gücü ve gerçek ilgisinden söz ediyor. Burada niçin hep hayali anlatıyorsunuz? Neden hep kurgu? Kandırıyor musunuz? Neden ön yargılı yaklaşıyor sorularının cevabını bulamıyoruz. Ancak şöyle bir ifade var. Yazdıklarınızın ne kadarı gerçek değil? Bu soruyu edebiyatçı hiçbir alakası yok benimle hepsini hayal ettim bile dese diyerek cevaplamaya başlayabiliriz. Yani boşluğa getirilmesi gereken ifade A seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Her iki parçada Yunuslardan bahsetmektedir. Her ikisinin ortak özelliği de her ikisinin özellikle son kısımlarında yanlış bilinen bir durumun doğrusunu anlatmalarıdır. Yunuslar en sert işkencelere maruz kalsalar da gülümsüyormuş gibi gözükürler. Yani onlar aslında hep gülümseyen hayvanlar değillerdir denilmiştir. Yunuslar eğitilmedikleri sürece insanların dostu falan değildir, diğer tür hayvanlar gibidir denilerek yine insanların süper dostu imajının yanlış olduğu dile getirilmiştir. Yani her iki parçanın ortak özelliği aynı konuya dair yanlış algılar ikna yoluyla değiştirmeye çalışılmasıdır. Her iki parçada da Yunuslarla ilgili yanlış algıların değiştirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Hangisi bu parçada belirtilenleri destekler niteliktedir deniyor. Burada edebiyat eserinde yazılanların ne olduğuyla ilgili bir ifade var. Belli bir mekan ve zamansallık içinde yazar tarafından kurguyla örtüştürülmesidir. Nedir örtüştürülen? Bireylerin gereksinimleri, toplumun kültürel değerleridir. Devamında ise şöyle bir ifade var. Edebiyat olanaklılığı yani olabilecek olanı gösterir deniyor. Gerçeklik ve düşsellik arasında da bağ kurulmalı deniyor. A seçeneğinde sadece gördüklerini aktarmış dendiği için doğru cevap olamaz. C seçeneğinde mekan ve olay örgüsünü kullanmadan dediği için doğru cevap olamaz. Çünkü bize burada mekan ve zamandan söz ediliyor. Yine D seçeneğinde Almanca'nın halk deyişlerinden söz ediliyor. Olay, kurgu, zaman, mekan ve olabilirlikten hiç söz edilmiyor. E seçeneğinde sanat tarihinden söz ediliyor. Bir bilim dalı olmasından bu da doğru cevap olamaz. B seçeneğine dönelim. Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı'da Karan'ın yaşamıyla Osmanlı toplumunu, toplum ifadesini gördük. Günümüzü birleştirmiş. Bireylerin gereksinimlerinden söz etmiş. Tarihi süreçleri güzel bir üslupla anlatmış deniyor. Burada bu ifadeyle parçadaki anlam arasında bir
anlamca benzerlik bulabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili grafiklerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bir ismin yerini tutan sözcük sayısı grafiğinde zamir soruluyor bize. Zamirlere bakalım. Burada bunun sözcüğü var. Bu birincisi olsun. Kendi sözcüğü var. 2 olsun. Onları koruyan 3 olsun. Kendi sözcüğü yine dönüşlük zamirdir. 4 ve bizim sözcüğü kişi zamiridir. 5. Burada 5 tane zamir veriliyor. Bu bilgi doğru. Yine C seçeneğine bakalım. Fiil sayısı, yüklem görevi üstlenen fiil sayısı sorulmuş. Yaparlar birinci eylemimizdir. İkinci cümlede etmeleridir fiilimsidir. Öğrenmişler ikinci eylemimiz olur. Olmuştur. Üçüncü eylemimizdir. Tanır. Dördüncü eylemimizdir. Denmiştir. Beşinci eylemimizdir. Deseler altıncı eylemimizdir. Bu bilgi de doğrudur gördüğümüz gibi. Bize yine sözcükler arasında anlam ilişkisi kuran sözcük sayısı soruluyor. Yani edatlar soruluyor. Edat 1 için sözcüğüdür, 2 kadar sözcüğüdür. Bu sayı da doğrudur. Bir varlığı niteleyen veya belirten sözcük sayısı. Yani bize sıfatlar soruluyor. Bunu da değerlendirelim. Eski çağ birinci sıfatımız. Medeni kavim ikinci sıfatımız, barbar kavim 3 oldu, paralı asker 4 oldu. Bu kavim 5 oldu, koruyan 6 oldu. Bu dil 7 oldu, yerli kavim 8 oldu. Bu askerler 9 oldu, öğrendiği sözcüğü 10 oldu. Yine tahkiyeli sözcüğü 11. sıfatımız olur. İlk sözcüğü 12. sıfatımız olur. Bu anlatılar derken 13. sıfatımız olmuş olur. Buradaki sayı da doğrudur. B seçeneğine tekrar dönelim. Sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlayan sözcük sayısı 6 tane denmiş. Yani bize bağlaç soruluyor. Ancak burada 6 tane bağlaç yok. 1D bağlacı, 1D bağlacı var. Toplamda 2 olması gerekirken burada 6 gösterilmiş. Bu grafik yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulabilir deniyor. Gazetecilikle ilgili bir metin var. Burada düşünce ve görüşlerini çalıştığın gazetenin çıkarlarına göre koşullandırma gibi bir onursuzluğun üstesinden gelme mücadelesinden söz edildiğini görüyoruz. Burada kişi rahat, günümüz gazetecileri de her koşulda iyi gazetecilik yapabileceği durumları yakalamalı deniyor. Onursuzlukla mücadele olduğu için gazeteciliğin onurla ve hür düşünceyle icra edilmesi gereken bir meslek olduğunu çıkarabiliriz. Yani A seçeneğindeki ifadeyle parçada anlatılanlar arasında bir bağlantı kurabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçadan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruluyor. Edebi eserlerin insan beyninin gelişiminde ve sağlığında bir rolü olduğunu beynin sağ yarı küresindeki hareketlenmeden hareketle söyleyebiliriz. Edebi eserin okuyucunun yaşamıyla bütünleşince etkili olduğunu ilk cümleden çıkarabiliriz. Yine iz düşüm ifadesi de bunu desteklemektedir. Batılı psikologların edebiyatın insan yaşamı üzerindeki etkisinin farkında olduklarını bu cümleden çıkarabiliriz. Ve okurla edebi eser arasında oluşan bir duygusal bağın beyindeki kimi etkileşimlerin sonucu olduğunu çıkarabiliriz. Bu ifadeler bize bunu kanıtlamaktadır. Ancak edebi eserin değer kazanmasıyla beynin sağ yarım küresindeki etki arasında bir ilişki parçada kurulmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada mutfak kültürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye soruluyor. İnançların etkisinde kalabildiğine değinilmiştir. Dikkatlice bakalım. İnanışların kısıtlamaları ifadesinden bunu anlarız. Bir kültüre ait olabildiğine değinilmiştir. Burada dikkatlice bakalım. Mutfak kültürlerinin oluşumunda belli etkenlerden söz ediliyor ve genel kültürel yapıyla etkileşim içinde olduğu anlatılıyor. Özgün bir niteliğe sahip olduğuna ayrı kılan özellikler ifadesinden ulaşabiliriz. Değişime açık olduğuna yine değişime uğramakta ifadesinden ulaşabiliriz. Ancak kapitalist üretim biçimine direnç gösterdiğine dair bir ifade parçada geçmemektedir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Hangisi parçadan çıkarılabilecek bir yargı değildir diye soruluyor.
Çevre, kültür ve millet bir yazarın kişiliğinin gelişiminde etkili midir? Evet. Bunu son cümlede görebiliyoruz. Buna bağlanıyor Kafka'nın kişiliği. Kafka'nın eserleri akım, biçim, tür gibi özellikler yönünden sınıflandırılamıyor. Evet. Yorumlara sığmayan, edebiyat akımlarına yerleştirilmesi zor eserler ifadesi var. Eserleri üzerinde çokça tartışılan, yorum yapılan bir niteliğe sahip midir? Evet, en çok tartışılan ifadesinden bunu anlayabiliyoruz. Ve yine dahil oldukları sosyal sınıftan insanların bir üst sınıfa geçebileceğini, sonra zengin bir tüccar olmayı başardı ifadesinden çıkarabiliyoruz. Ancak edebiyat tarihçilerinin bir yazarın kimi kişilik özelliklerini yanlı ve haksız değerlendirdiklerine dair bir ifade parçada geçmemektedir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada yaban romanıyla ilgili olarak hangilerine değinilmiştir diye soruluyor. Roman kahramanına ait yazılardan oluştuğuna, bulunan notlardan oluştuğu ifadesinden ulaşabiliriz. Kurtuluş Savaşı sürecindeki zaman aralığında geçtiğini, yine Sakarya Savaşı sonrasında Tetkiki Mezalim Heyeti ifadesinden anlayabiliriz. Sakarya Savaşı'nın kazanıldığı dönem deniyor, bunu da görebiliyoruz. Roman kahramanının köylülerle ilişkisini içerdiğine de ulaşabiliriz. Celal'in bakış açısından bu köyde yaşadıkları, kendisine yabancı ve yaban olarak bakıldığı ifadesinden bunu anlarız. Yine köylülerle ilişkisinde nasıl olduğu yine söyleniyor parçanın devamında. Dolayısıyla bu parçadan 3 yargıya da ulaşabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Parçada düşüncelerini belirten kişi için hangisi söylenemez diye soruluyor. Vermek istediği iletiyi alışılmışın dışında veriyorum. Evet, öyle değil de böyle anlatmak. Başka bir imkanın arkasına gizlemek ifadelerinden bunu anlayabiliriz. Kendisini yaşadığı toplumun bir parçası olarak görüyor mu? Evet, sosyal dertleri olan biriyim. Her gün tanık olduğum görüntüler var deniyor. Yaşamın zorluklarını anlatıyorum. Evet, bu meseleleri anlatma yükümlülüğüm var. Bu dertleri, tanık olduğu görüntüleri ifadesinden çıkarabiliyoruz. Doğrudan anlatım yerine dolaylı anlatımı tercih ediyorum. Evet, dolaylı kanallardan söylemek ifadesi de bunu kanıtlıyor. Ancak birçok yazarın tercih ettiği anlatım olanaklarından söz edilmiyor parçada. Ve yazarın kendisini bunlardan uzak tuttuğuyla da ilgili bir ifade yok. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı soruluyor. A seçeneğinde en büyük dendiği için doğru cevap olamaz. B'de kayıp dendiği için doğru cevap olamaz. Yabancılar ilgi gösteriyor dendiği için doğru cevap olamaz. Başka dillere çevrilemez dendiği için doğru cevap olamaz. Sadece kesin olarak şu yargıyı çıkarabiliriz. Türkçenin söz hazinesinin önemli ve büyük bir kültürel geçmişi vardır. Bunu görebiliyoruz. Güzel, atasözleri, dualar, beddualar var. Her biri yüzyılların süzgecinden geçmiş deniyor. Dolayısıyla bu ifadeyi parçadan kesin olarak çıkarabiliriz. Ancak diğer seçeneklerdeki ifadeleri çıkaramayız. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ortaya konan bir yargının ters anlamı kastedilmiştir diye soruluyor. Burada dördüncü cümlede görüyoruz. Ne kadar basit, bir o kadar eski ve aynı zamanda anlamlı. Ama kolaysa gel de tercüme et bakalım derken burada yazar tercüme edilemeyeceğini bize anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada yargının ters anlamı kastediliyor. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu şiirin cümlelerinin anlamsal özellikleriyle ilgili tablolara yönelik hangisi yanlıştır diye soruluyor. Cümle çeşitleri sorulmuş ve cümle özellikleri sorulmuş. A seçeneğinde sözde soru cümlesi var deniyor. Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkondan derken burada sözde soru cümlesini görüyoruz. Bu var. Her dizede yargı var. Bu bilgi de doğru. Neden sonuç cümlesi var denmiş? Evet, var. Burada bir gülüşündür gençliğimi döndürdü yolundan derken ya da evi barkı terk edip sana uyduğum derken neden sonuç cümlesini görmüş oluruz. Birden fazla anlamcı olumlu cümle vardır. Parçada söz gelimi ikinci cümle, üçüncü cümle birden fazla olumlu cümle olduğunu bize kanıtlar. Nesnel cümle bu parçada, bu dizelerde yoktur. Burada da yok denmiş. Bu da doğru. Hem varsayım hem de olasılık anlamı içeren cümle de yoktur burada.
burada olmadığı söylenmiş. Bu bilgi de doğru. E seçeneğine bakalım. Önemli bir ifade. Gerçek soru cümlesi yok denmiş. Doğru. Burada sözde soru cümlesini görebiliyoruz. Emir anlamı içeren cümle vardır. Eğil derken emir anlamını da görmüş oluyoruz. Yani A, B, C ve E seçenekleriyle ilgili bilgiler doğru. D seçeneğinde ne deniyor? Amaç sonuç cümlesi var deniyor. Ve hayıflanma yani pişmanlık cümlesi de var deniyor. Oysa bu yoktur. Bunları göremiyoruz bu dizelerde. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.